Evet, şu anda Akdamar Adası'na gidiyoruz. Kimle gidiyor? Kuaförler odası personeliyle. Evet. Şu anda adayı uzaktan görüntülüyoruz. Akdamar Kilisesi. Biraz sonra orada olacağız, çok yakında. Evet. Gemimiz hareket etti. Gemimiz Nuh'un gemisi. Nuh Hazretleri de bu gemide seyahat etmiş. 40 gün 40 gece. Onu düşünemedik. Bu da marka. Abi serbest serbest, düz gel. Düz 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 abi. Az sağa yap abi. Sağa yap, sağa yap, sağa yap. Sayın hocam, Ahmet hocam. Ne var bey? Şarabayı bir banacak mıyız? Kilisemizin şıkı ya. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, burası Akdamar Kilisesi'nin içi. Merdivenden çıkılan bir bölümden geçiliyor.
Burası Naos bölümü. Burası Apsis. Burada Ermeniler yaşamış. Burada köşe odaları bulunmakta. Köşe odalarının küçük pencereleri var. Ana apsisin sağında ve solunda. Burada da yan apsisler bulunmakta. Buralar litürjinin gerçekleştirildiği alanlar. Var mı burası? Şöyle bir delik var, içine de var diyor. Top var. Hayır. Kabaklar var mı? Hayır. Kabaklar var mı? Adımlar var ya, demiş böyle şey. Sonra kebap yapıyorum şimdi. Bunlar da mum yapma yerine var. Bari birileri tanışsaydı yani. Burada yan apsisi açılan bölümü bir kapıyla kapatmışlar. Evet, yapı kubbeli bir yapı. Kare planlı bir merkezi plana sahip. Yüksek apsisleri var. Her apsis arasında derin nişler var. Apsislerin nişlerinde fresko duvar resimleri var. Azizleri resmetmişler. Muhtemelen ana kubbede de bazı resimler olması lazım ama şu anda gözükmüyor. Burası da BEM açısı. Akdamar Kilisesi'nin giriş kapısı. Girişte bir genişçe narteks bölümü bulunmakta. Şu gördüğünüz dikdörtgen kütle narteks kısmını oluşturuyor. Narteks. Yapının dış görüntüsü işte böyle. Yapı genel itibariyle
dış süslemeleri daha dikkat çekici bir şekilde inşa edilmiş. Kubbeli bir yapı. Çeşitli azizlerin duvar kabartmaları mevcut. Bayıldım. Evet, çeşitli aslan figürleri var, aziz figürleri var. Yukarıda üzüm, cam kozalağı, hayvan figürleri var. Evet, kilisenin merkezi planlı naos bölümü. Yanda gördüğümüz yan odalar ve şurası da köşe odası. Yapıda kırmızı kesme taş, düzgün kesme taş kullanılmış. Evet, burası yan apsis bölümü. Evet, şurası. Ana apsis. Şuralar köşe odaları. Litürjinin yapıldığı pastaforyalar. Şurası ana apsis, üzerindeki kabartmalar, aslan figürleri. Yine aslan heykelleri. Evet, kilisenin çan kulesi burada. Yani kilisenin sağ tarafında bulunuyor. Demek ki içeriden yana açılan kapı buymuş. Ayrıyeten yandan giriş kapısı veya çan kulesine geçiş kapısı bulunmakta. Burada muhtemelen vaftizhane olabilir. Veya küçük bir şapel olabilir. Evet, bu kilisenin yan tarafında küçük bir şapel olduğu düşünülmekte. Yine bema kısmı ve bema kısmına çıkılan merdiven, basamak. Evet, Akdamar Kilisesi. Güzel bir resim alalım. Gerçekten mimari bir şaheser, mimari bir incelik taşıyor. Ermeni mimarların ne kadar sanatkar olduğu aşikar. Evet, burası Çan Kulesi'nin bulunduğu yer. Burada içeride
görmüş olduğumuz kapı. Burada böyle bir çarkı felek motifi gibi dairesel bir motif bulunmakta. Yanlarında yine hayat ağacı motifleri, kozalaklar, çam kozalakları, haç işaretleri bulunmakta. Düzgün kesme taştan inşa edilmiş çapraz tonozlu çertak sistemiyle yapılmış. Yani dört açıklıklı baldeken tarzında yapılmış bir bölüm. Şurada muhtemelen çam bulunuyordu. Galiba çam şu anda yoktur. Evet. Çam galiba yoktur şu anda. Ama kulesi yerinde duruyor. Burada küçük birkaç tane vaftiz havuzu bulunmakta. İnsanlar vaftiz edilirken bunların içine su doldurularak vaftiz oluyorlardı. Evet, şöyle bir tane daha var. Şurada da muhtemelen yine aynı amaçla kullanılmış bir taş. Şurada şöyle üzeri figürlü bir taş da bulunmakta. Evet, genel itibariyle Van etrafını çeviren sıra dağları, surları mevcut. Evet, yapı hakkında bilgi veren şurada bir bilgilendirme yazısı görmekteyiz. Güney cephesi diyor. İncil yazarı Lukas, kuşak kiliseyi çevreleyen kuşaklar içerisinde çeşitli dünyavi sahneler işlenmiştir. Av sahneleri, çeşitli hayvan ve sarayla ilgili birçok sahneye yer verilmiştir. Madalyon içinde Aziz, Martin, Stepanos ve Sophanias ve Osaria, Hazreti Yunus'un denize atılıp balık tarafından yutulması, Yunus peygamberin kıyıya bırakan balık solda, Yunus peygamberin kurtuluşu sağda, Yunus peygamberin solda, Ninive kralı bağdaş kurmuş vaziyette, İbrahim peygamberin İshak'ı kurban etme sahnesi, gökten inen koç, Musa peygamber ve on emir, Hazreti İsa, Meryem ve kucağındaki İsa, Vaspurakan prensi, Hamazaps ile kardeşi Sahak, Davut ve Goliat'ın mücadele sahnesi gibi sahneler resmedilmiş. Evet, yerlerini de burada göstermişler, numaralandırılarak. Evet, hava karardığı için birazdan videomuzda son vermek zorunda kalacağız. Şurası yapının ilk giriş narteks bölümü dikdörtgen. Ana yapı şu şekilde. Burada da yine küçük nişler ne amaçla kullanıldığını bilmesek de bulunmakta. Şurada ana absisin girişi kilisenin. Evet arkadaşlar, Akdamar Kilisesi'nden size göstereceğimiz görseller bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Evet. Genelde böyle turistik tarihi yerlere geldiğimizde öten kuş buraya da geldi. Çoğu videomda dikkat çekmişimdir. Bütün antik kentlere gittiğimde veya böyle bir yapılara gittiğimde bu tarz bir kuş gelip ötüyor ve ses veriyor arkadaşlar. Tesadüf müdür bilmem ama yaşanan olay tam da bu.